Arkadaşlar merhabalar ben Ali Cumhur Koyuncu sizinle orijinal yayınları 10 sınıf matematik soru bankasının binom açılımı konusunun ikinci testini beraber çözeceğiz. Birinci sorumuzda ifadesinin katsayılar toplamı 9 üzeri 3'tür. Buna göre bu ifade x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan dördüncü terimin kat sayısı kaçtır? Arkadaşlar bir yazdığımız zaman 3'ün elinci kuvveti eşittir 9 üzeri 3 ise 3'ün n'inci kuvveti 3 üzeri 6'dır. N değerimiz buradan ne gelecek bizim için? 6 gelecek. Yani soru bizden 2x artı 1 üzeri 6'nın baştan 4. terimini. Yani r artı 1'imiz 4 ise r'imiz nedir? 3'tür. Peki. Arkadaşlar 6'nın neyi? Üçlüsü çarpı. Ne gelecek bizim için? 2x'in 6 eksi 3'ten 3. kuvveti çarpı. 1'in r kuvveti yani 3. kuvveti. Bu da eşittir bizim için. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 2'nin küpü 8 çarpı x'in küpü 1'in küpü 1'dir eşittir diyorum. Şunlar giderse 20 çarpı 8'den 160 çarpı x küp gelecek. Kaç sayı istiyordu bizden? Ne geldi cevabımız? D şıkkı oldu. İkinci sorumuzda A sıfırdan farklı bir gerçel sayı olmak üzere olduğuna göre bir, bir açılım vermiş bizim için. A kaçtır diyor. Arkadaşlar şimdi Şuraya baktığımız zaman. Yine n'in neyi diyorduk? R'lisi. N'in R'lisi. Eşittir bizim için. Ee, A üzeri n-r çarpı b üzeri r ile gideceğiz. Peki. O halde n'in n'in r'lisi eşittir bizim için. Arkadaşlar 2x karenin n-r'lisi çarpı hangisi? Y'nin arkadaşlar küpünün r kuvveti eşittir. A çarpı x üzeri 4 çarpı y üzeri 9 geldi. 3r 9'sa r'miz nedir? 3'tür. R'nin 3 olduğunu gördüysek arkadaşlar. R'nin 3 olduğunu gördüysek. Yerine yazarsak 2N. 2N 2R'den. 2N 2R'den. Şuraya baktığımız anda. 4 olacaktır. X'in kuvveti çünkü. R'yi ne biliyorduk biz? R'yi 3 biliyorduk. 6'yı bu tarafa atarsak 2N eşittir. 10'dan. N değerimiz 5 gelecektir. N 5 ise artık yerine yazdığımızda. 5'in 3'lüsü çarpı. Ne gelecek? 2x karenin arkadaşlar kaçıncı kuvveti? İkinci kuvveti çarpı. Sorumuzun devamında y üzerine ne gelecektir? 3'ün Üçün 3 üçüncü kuvvetten 9 eşittir. A çarpı x üzeri 4 çarpı ne geldi? Y üzeri 9 geldi. Şunları görmezden gelelim hemen. 2'nin neyi karesi 4'tür? 5'in üçlüsü 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2'den. Buradan 2. 2 kere 5 10. 4 çarparsak arkadaşlar ne gelecektir? 40 eşittir A olacaktır. Bizden A istiyordu. Cevabımız ne oldu? Adana'da oldu. Şuradaki sorumuza baktığımız anda 3. sorumuzda şöyle şurayı kapatalım arkadaşlar. Diyor ki işte bir altıgen içerisinde x vermiş. 1 bölü x kare çarpı x eksi 1 bölü x'in 8. kuvveti eşitliği veriliyor. Sabit terimi kaçtır? Arkadaşlar şimdi öncelikle nasıl yapabiliriz ona bakalım bir. Dedik ki şuradan şuradan arkadaşlar biz 8'in r'lisi çarpı x üzeri 8 eksi r çarpı eksi 1 bölü x'in r kuvveti çarpı 1 bölü x kare eşittir a çarpı x üzeri 0 olacak. Peki arkadaşlar bakın x'lere dikkat edin. Tüm x'lerin kuvvetini topladığımızda 0 olması lazım. 8 eksi r var. Şurada ne var? Bizim için eksi r var. Şurada ne var arkadaşlar? Eksi 2 var eşittir 0'dan. 8'den 2 çıktı 6. Eksi 2 R sıfırsa R'miz nedir kesinlikle? 3'tür. O halde artık 8'in üçlüsü çarpı arkadaşlar x'in kuvvetlerine baktığımız anda ne geliyor bizim için? 0 geliyor umurumuzda değil. Şurada bir eksimiz gelecek çarpı eksi birimiz olacaktır. 8'in üçlüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2 çarpı eksi 1 ifadesinde şunlar giderse ne gelecek? Eksi 56 gelecektir diyoruz cevabımız Adana'da. Dördüncü sorumuz da arkadaşlar. Tek tek hesaplayalım isterseniz bu sefer. Çünkü daha öncesinden ne yapmıştık? Ee, basit pratik yollarda çözmüştük. 9'un sıfırlısı kesinlikle 1'dir bizim için. 9'un ikilisine geldim. 9 çarpı 8 bölü 2'den. 4. 4 kere 9. 36 gelecek. 9'un dörtlüsü arkadaşlar. 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü. 4 çarpı 3 çarpı 2. Şuradan hemen 3 kere 2 6. 4'e böldüm 2. 2 kere 9. 18 18 çarpı 7. Ne gelecektir? 70. 56 daha. 126 gelecek. 9'un 6'lısı 9'un 3'lüsüdür arkadaşlar. Ona bakmamıza... Ona bakarsak daha rahat ederiz. 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü. 3 çarpı 2. 3'e böldük arkadaşlar. Şurayı 3, 2'ye böldük. 4. 3 kere 4, 12. 7 ile çarptım. 84 geldi. Şurası 84 oldu. 9'un 8'lisi 9'dur bizim için. Peki... 1, 9 daha ne geldi? 10 geldi. Şuradan 84'ü yazıyorum arkadaşlar. Bir de 36'yı yazıyorum. En sonda ne var? 126 var. Şurayı bir toparlayalım. 10'un sıfırı elde var. 1, 2 etti. 10, 13'ün 3'ü elde var. 1, 130 da 126'yı toplarsam 256. 256 dediğimiz ifade A'yı verecektir. O da ne olacak bizim için? 2 üzeri 8 olacaktır. Beşinci sorumuza geldik. A eşittir 3 üzeri 4 artı 3 üzeri 3 çarpı 4'ün birlisi. 3'ün karesi çarpı 4'ün ikilisi çarpı 3 çarpı 4'ün üçlüsü artı 1 geldi. Bakın şimdi pratik olarak arkadaşlar şunu nasıl çözeriz? Bizim için hemen binomdan bu sefer çözelim. A artı B üzeri N ifadesi. N'in sıfırlısı çarpı A üzeri N artı N'in 1'lisi çarpı A üzeri ne gelecekti arkadaşlar bizim için? N eksi 1 çarpı B üzeri 1 gelecekti. Peki artı diye gidecekti. N'in n'lisi çarpı a üzeri n eksi n çarpı b üzeri n gelecektir. Peki. Arkadaşlar ifademize dikkat edin. Bakın 3 üzeri 4 var. Şu ifadeyi ben 3 üzeri 1'in enerji kuvvetini istersem. N'in sıfırlısı çarpı. Hatta şuradan 4. kuvvetimizi alalım. Daha rahat olur. 3'ün yani 4'ün sıfırlısı çarpı 3 üzeri 4. Değil mi? Artı ne geldi arkadaşlar? 4'ün birlisi çarpı 3 üzeri 3 çarpı 1 artı 4'ün ikilisi çarpı 3'ün karesi artı 4'ün üçlüsü çarpı 3 üzeri 1 artı 4'ün dörtlüsü çarpı 4'ün dörtlüsü nedir bizim için çarpı arkadaşlar 3 üzeri 0 gelecek. Şurası zaten 1'dir. Bakın gördüğümüz üzere yukarıdaki ifadeyle aynı bağlantıda oldu. 3 1 daha 4 4'ün dördüncü kuvvetine bakıyoruz. Bu da 2'nin karesinin dördüncü kuvvetidir. 2 üzeri ne gelecektir? A değerimiz 8 gelecektir diyoruz. Geldik şuradaki sorumuza arkadaşlar. Şimdi 5'in sıfırlısının neyini istiyor bizden? Karesini istiyor. 5'in birlisinin karesi, 5'in ikilisinin karesi. Uzun uzuna da yapabiliriz ama daha pratik bir yoldan yapalım. Arkadaşlar şimdi öncelikle size şunu söylemek istiyorum. 2n'in n'lisi dediğimiz ifade bizim için aslında n'in sıfırlısının karesi artı n'in birlisinin karesi artı nereye kadar? n'in n'lisinin karesine kadar. O halde şuraya baktığımız zaman arkadaşlar n'in sıfırlısı 5 oluyor. O zaman n 5 ise 2 çarpı 5'in 5'lisi. Bu da bizim için onun neyi olacak? 5'lisi olacaktır. Onun 5'lisi nerede? C şıkkında olacaktır. 7. sorumuza geldik. 3x artı 2 üzeri 6 ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında sondan 3. terim kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar yine benzer mantıkla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Sondan 3 terim. 1, 2, 3. Baştan kaçıncı terim oluyor? Dördüncü terim oluyor. O halde 6'nın dörtlüsü çarpı. 3x'in 6 4'ten arkadaşlar karesi çarpı. Ne diyoruz? 2y'nin neyi? Dördüncü kuvveti. Bu da eşittir bizim için. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü. 4 çarpı 3 çarpı 2. Bunlar gider. 4'ler gitti. 3 kere 5, beş, 15 beş olacak. 3'ün karesi 9x kare gelecek bizim için. 2'nin dördüncü kuvveti 16y üzeri 4 gelecek. O halde 15 çarpı 9 çarpı 16 çarpı x'in neyi karesi çarpı y üzeri 4 olacaktır. Soru bizden kat sayı istiyordu. Şuranın çarpımı cevabım olacaktır. Çarptığımızda 240 çarpı 9'dan cevabımız galiba 2160 olacaktır arkadaşlar. Nerede? E şıkkında. Geldik şuraya. İfadesinin açılımındaki sabit terim kaçtır? Peki. Şimdi yine aynı mantıkla arkadaşlar. Ne diyorduk biz buradan? 5'in R'lisi çarpı 3x karenin 5 eksi R kuvveti çarpı arkadaşlar. Eksi 1 bölü kök x'in R kuvveti eşittir. A çarpı x'e 0 gelecektir. O halde arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Bizim için x'in kuvvetlerinin toplamı ne olacak? 0 olacaktır. Şuradan 2 ile 5'i çarparsam bakın. Şuradan 10 eksi 2 R'ye gelecektir. Kök x yukarıya attığımız zaman arkadaşlar biz şunu biliyorduk. Kök x bizim için x üzeri 1 bölü 2'dir. Yukarıya attığımız zaman eksi 1 bölü 2 olacak. O zaman buradan eksi 1 bölü 2 r gelecektir bizim için. Bu ifademiz arkadaşlar sıfıra eşitse bu tarafa atarsam 10 eşittir. 2 r artı 1 bölü 2 çarpı r gelecektir. 4, 5, 1 daha 5 r bölü 2 eşittir. 10 ise r'miz kesinlikle 4'tür. O halde 5'in 4'lüsü çarpı Şuralar arkadaşlar ne geliyor bizim için? Evet. Şuralar bizim için ne gelecektir? 5'in dörtlüsü çarpı. Şuradan 3'ün neyi gelecek arkadaşlar? Birinci kuvveti gelecek. Yani 3 çarp. Aynen 3 gelecek buradan da. Çünkü 5 eksi 4'ten 1 geliyor. 3 geliyor. Şuradan zaten çift kuvvet olduğu için arkadaşlar artı 1 gelecek. Yazmaya gerek yok. 5'in dörtlüsü 5'tir. 3 ile çarptığımızda cevabın ne olduğunu 15 olduğunu göreceğiz. Geldik 9. sorumuza. İfadesinin açılımında kaç tane rasyonel terim vardır? Bakın. Tekrar 24'ün reelisi çarpı. Kök x'in arkadaşlar neyi? 24 eksi r kuvveti çarpı. Eksi küp kök y'nin arkadaşlar neyi? R kuvveti diye yazalım. Biraz daha düzgün yazmak istiyorum. 24'ün reelisi çarpı. Kök x dediğimiz x üzeri 1 bölü 2'nin 24 eksi r'si çarpı. Şuradan da arkadaşlar eksi y üzeri 1 bölü 3'ün neyi? R kuvveti. Bakın şuraya baktığımız anda rasyonel terim istiyor bizden. Arkadaşlar bir kere r ne olması lazım? R'nin altının katı olması lazım. Altının katı. Bakın altının katı yerine başka bir şey yazarsam burada rasyonel terim gelmez. Çünkü yine köklü bir ifade gelecektir. Altının katını olarak hesaplarsam r değerlerini 0 olabilir. 24 eksi 0'dan gelir. 6 olabilir. 12 olabilir. 18 olabilir ve 24 olabilir arkadaşlar. Kaç tane değerimiz var buradan? 1, 2, 3, 4, 5 tane bizim için terim rasyoneldir diyoruz. Geldik 10. sorumuza. 10 x artı p üzeri 5 eşittir. a üzeri x, ax üzeri 5, bx üzeri 4, cx küp, dx kare, x ve f olduğuna göre p'nin d cinsinden eşittir kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar yine aynı mantıkla D istiyor. 1, 2, 3, 4. R artı birinci terimimiz 4 ise R'miz nedir? 3'tür. Dolayısıyla 5'in üçlüsü çarpı 10x'in neyi? Karesi çarpı. P üzeri arkadaşlar 3 eşittir. Bizim için D çarpı x kare gelecektir. O halde 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü. 3 çarpı 2 çarpı. 10'un karesi 100'dür. Çarpı x'in karesi çarpı. P'nin küpü. D çarpı x kare geldi. Arkadaşlar Şuradan 3 gitti. 2'leri sadeleştirdim. 10 çarpı 100'den 1000 geldi. Çarpı X'in karesi çarpı P'nin küpü. D çarpı X'in karesi oldu. X'in karelerini görmeyelim. 1000 dediğimiz 10'un küpü çarpı P'nin küpüdür. Bu da bizim için arkadaşlar d'ye eşitmiş. Buradan 10 P'nin küpü eşittir D ise arkadaşlar bizim için 10 P eşittir Küp kök D olur. Her tarafı ona bölersem P eşittir ne gelecek? Küp kök D'nin neye oranı? Ona oranı bana P sayısını verecek. Küp kök D'nin ona oranı bizim için neydi? P diyoruz. Geldik 11. sorumuza. Yine benzer mantıkta basit güzel sorular bunlar. Eliniz alışır. Eşitliği sağlandığına göre A kaçtır diyor. Arkadaşlar 7'nin neyini alıyoruz? R'sini alıyoruz. Çarpı. X üzeri 7 eksi R çarpı. Ne gelecektir? Eksi 2y'nin karesinin arkadaşlar r kuvveti eşittir. a çarpı x üzeri b çarpı y üzeri 4. Bakın y'nin terimleri eşit ise 2r eşittir. 4'ten r'miz kesinlikle nedir bizim için? 2'dir. O halde 7'nin ikilisi çarpı 7'den 2 çıkarsa x üzeri 5 çarpı arkadaşlar eksi 2y'nin iki karesinin ikinci kuvveti eşittir. a çarpı x üzeri b çarpı y üzeri 4 gelecek. Zaten şuradan eksi 2'nin karesini alırsam 4. Benden a'yı istiyor kat sayı önemli. Diğerleri önemsiz. x üzeri 5'leri şuradan götürelim. x'ler bizim umurumuzda değil. 7'nin ikilisi de 7 çarpı 6 böyle arkadaşlar 2'dir. Şuradan 3 oldu. 3 kere 7 21 çarpı 4'ten ne gelecektir? 84 olacaktır. A'nın eşiti. Geldik 12. sorumuza arkadaşlar. Testimizin son sorusu. A eksi 2B çarpı 2B eksi A üzeri 6 ifadesinin açılımında A üzeri 7 çarpı B kareli terimin katsayısı kaçtır? Bakın kuvvet çift ise ben bunun yerine tekrar A eksi 2B'nin 6. kuvveti diyebilirim. Çünkü eksinin çifti yine artıdır. Yani eksinin ku çift kuvveti yine artıdır. O halde A eksi 2B'nin küpü çarpı A eksi 2B'nin 6. kuvveti arkadaşlar. Ben buradan da A eksi 2B'nin neyini yazabilirim? 9. kuvvetini yazabilirim. Peki 9. kuvvetse bunun a üzeri 7 b kareli terimi katsayısını istiyor. Yine 9'un r'lisi çarpı a üzeri 9 eksi r çarpı eksi 2 b'nin arkadaşlar neyi r kuvveti eşittir. Bizim için büyük bir katsayı a var. a üzeri 7 çarpı b'nin karesi geldi. Bakın b'nin karesi ise 9 eksi r'miz 7 ise r'miz kesinlikle 2'dir. O halde 9'un ikilisi çarpı A üzeri 7 çarpı eksi 2'nin karesinden 4 gelecek çarpı B'nin neyi? Karesi eşittir. A çarpı A üzeri 7 çarpı B'nin karesi oldu. Şunları görmezden gelelim. 9'un ikilisi 9 çarpı 8 bölü 2 çarpı 1 4 var eşittir. Şuradan ne geldi? 4, 4, 4 kere 9 36. 36 çarpı 4'ümüz 144 gelecektir. Hangisi? A sayısı diyoruz arkadaşlar.